10 апреля стартовал чрезвычайный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркский совет, в формате видеоконференции. В форуме принимают участие президент Азербайджана, глава турецкого государства, президент Казахстана, президент Кыргызстана, президент Узбекистана, президент Туркменистана, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус. Саммит посвящен теме «Борьбы с коронавирусной пандемией», и его участники примут совместную итоговую декларацию. Также была затронута тема транспортного коридора через Каспий, который имеет важное значение. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на чрезвычайном саммите Тюркского совета. Президент отметил, что железная дорога, построенная для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, может быть продлена до Средней Азии. «Мы делаем все возможное для того, чтобы довести ежедневный объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, БТК, до 3500 тонн», — сказал Эрдоган. Глава государства также предложил провести видеоконференцию министров торговли и транспорта стран Тюркского совета. Adeta kollar mahiyette olması dayanışmamızın gereğidir. Gelişmeler, Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ulaştırma koridoruna temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut adımlar atmak için İşbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz. Bakü, Tiflis, Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kapanan karayolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan ve Kazakistan Türk taşımacıları açısından önemli bir transit güzergahı haline gelmiştir. Bu bağlamda konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum. Ro-Ro hatlarındaki ücretlerde indirime gidilmesi, İhtiyaç duyulan ilave geçiş belgelerinin temini, geçiş ücretlerinin mütekabiliyet çerçevesinde kaldırılması özellikle önem arz ediyor. Malum, salgının önlenmesi amacıyla yolcu taşımacılığına kısıtlamalar getirdik. Ancak karşı taraf izin verdiği sürece hiçbir kargo seferimizi aksatmadık. Bu çerçevede tüm dostlarımızın gerekli esnekliği göstermesini bekliyoruz. İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor. Salgın, acil durumlarda bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Konseyimizin bu manada siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum. Tüm bu meselelerin ele alınması amacıyla Ulaştırma ve Ticaret Bakanlarımızın video konferans yöntemiyle bir araya gelmesini de teklif ediyorum. Kıymetli dostlarım, salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de Türkiye'de bulunan vatandaşlarınızın tahliyeleri için uçak seferleri noktasında gerekli kolaylıkları gösteriyoruz. Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara tedbirler süresince cezai işlem uygulamama kararı aldık. Türk vatandaşlarının olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerin de benzer esneklikleri sağlayacağınıza inanıyorum. Aziz kardeşlerim,
Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Sağlık alanındaki işbirliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, işbirliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız. Bu minvalde salgınla ilgili sorunlara çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak, ayrıca salgın sonrası döneme dair stratejiler üretmek amacıyla ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eş güdüm işbirliği mekanizmasının ihdasını öneriyorum. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek, bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığını artıracaktır. Sözlerime son verirken Kutadgu Birlik'teki şu kutlu tavsiyeyi şahsımla beraber tüm arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. İnen yükselir. Yükselen iner. Parlayan söner ve yükselen durur. Evet, Yusuf Has Hacim'in dediği gibi içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemlerde inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Türk ellerine Türkiye'den canı gönülden selam ediyorum. Kalın sağlıcakla.